Hepsi birer şampiyon sevgili izleyenler. Güzellikleri ve asaletleriyle de dikkat çekiyorlar haliyle. Kalori hesabıyla beslenen, aylık masrafı 6 bin lirayı bulan ve spermleri için 25 bin lira değer biçilen milyon liralık Arap atlarından bahsediyoruz. Peki o şampiyon safkan atlar nasıl yetiştiriliyor, bakımı nasıl yapılıyor? Muhabirimiz Mahir Kılıç ve kameraman arkadaşımız Caner Dalgıç, yüzlerce şampiyon Arap atının yetiştiği tarım işletmelerinin Eskişehir tesislerindeydi. Güzellikleriyle görenleri kendilerine hayran bırakıyorlar. Güçleri ve dayanıklılıklarıyla diğer tüm atlardan ayrılıyorlar. Onlar ırkları özenle korunan Arap atları. Arap atı çok dayanıklıdır. Bir gün boyunca içmese sorun olmaz. Bir günde 30 kilometre, 40 kilometre mesafe alabilir. Fiziksel özellikleriyle diğer atlardan hemen ayrılıyor Arap atları. Sırtının yüksekliği çok, cidagosu yüksek bir at değil. 1.45-1.55 arası, 1.56 arası bir cidagoya sahip. Yüz kavisli, içe çökük, burun delikleri geniş, yarım hilal şeklinde. Gözleri parlak, gözleri iri. Özellikle Arap atı kuyruğu koşarken dik tutar. Uzmanlara göre Arap atları koşmak için yaratılmış. Karaüzüm, Sakarbaşı, Yavuzhan, Denizim, hepsi safkan Arap atı ve şampiyon. Değerlerin yüz binlerce lirayla, hatta milyonlarla ölçülüyor. Hal böyle olunca bakımları da özel bir ilgi istiyor. Ağırlıklı beslenme şekli yulaftır. Yulafın yanında arpa, mısır, soya küspesi, havuç, keçi boynuzu pekmezi, kuru üzüm. Bunun yanında enerji verecek şeyler de veriyoruz. Pekmez, kuru üzüm neden? Keçi boynuzu pekmezi hem enerji veriyor hem de ciğerini desteklesin amaçlı yapılıyor. Özellikle kış aylarında havuç takviyesi yapılıyor. Beslenmesinde kalori hesabı yapılan Arap atlarının aylık bakım masrafları yaklaşık 6 bin lira. Atlar aylık tartılıyor. Kilosu fazla olanların yemi kısılıyor. Kilosu az olanlara yem takviyesi yapılıyor. Diyet yaptırıyorsunuz. Diyet de yaptırıyoruz. Besleme şeklinde değiştirebiliyoruz. Kalori hesabı yapıyorsunuz o zaman siz beslerken? Tabii kalori hesabı yapılıyor. Arap atları tabiri caizse koşmak için yaratılmış muhteşem varlıklar. Bir Arap atı temposunu tutturduğunda yaklaşık 60-65 kilometre kadar bir hıza ulaşabiliyor. 10 kilometreye kadar Arap atı İngiliz atını görmez ama 10 kilometreden sonra Arap atı İngiliz atını geçer. İngiliz atı uzun mesafelerde gidemiyor. Sadece beslenme değil, yetiştiği alanda Arap atları için çok önemli. Mesela 300-400 dekar alana 20 tane 30 tane at salıyoruz. İstediği gibi, istediği şekilde, özgür şekilde koşuyor. Kas gelişimi, kemik gelişimi, akciğer gelişimi, at istediği gibi koştuğu için her şeyi dört dörtlük gelişiyor ve sonunda iyi bir at, yarış atı ortaya çıkıyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Arap atları konusunda uzman. Bursa, Eskişehir ve Malatya'da yüzlerce Arap atı yetiştiriliyor. Aslında bizimkiler Türk Arap atı. Osmanlı'da bu yana gelen bu atlar. Arap atı deniliyor ama Türk at, Türk Arap atı. Arabistan'da yetişen, şu an yetişen Arap atları şov atı olarak yetişiyor. Dünyanın en büyük Arap atı yetiştiriciliği yapılan ülke bizim ülkemiz. Veteriner hekim Eren Karabulut'a göre bir Arap atının sağlıklı ve güçlü olabilmesi için stresten uzak durması ve sürekli ilgi görmesi gerekiyor. Demeralarda çayırda besleniyorlar sürekli doğal, stressiz bir ortamda istedikleri gibi özgür şekilde yapılıyor. Çocuğumuza nasıl bakıyorsak biz de atlara o şekilde bakmaya çalışıyoruz. İlgi alaka istiyor bunlarda, küçük çocuk gibi. Tımarda işin olmazsa olmazı. Bu atlar her gün düzenli bir şekilde tımar ediliyor. Tımarın birçok faydası var ancak eskilerin şöyle bir sözü var. İki yem bir tımar. Bu da şu anlama geliyor. Bu yapılan tımar sadece kaşıntı ve dış parazitler için değil. Aynı zamanda sindirimin daha kolay gerçekleşmesi için de düzenli bir şekilde yapılıyor. Arap atlarında safkanlığın korunması için özel testler yapılıyor. Turbo, Altaha, Yakup Bey, Tamerinoğlu hepsi safkan, şampiyon, Arap atı. Bütün domuzlik aygırlar bu noktada tutuluyor. Çünkü Arap atlarında ırkın korunması çok ama çok önemli. Dolayısıyla çiftleştirme yapılırken de iki tarafın safkan olmasına mutlaka dikkat ediliyor. Hepsi safkan, Arap atı ve yarış hayatları çok başarılı
aygırlar. Uzman heyet tarafından hangi atın hangi kısrakla çiftleştireceği tespit ediliyor ve ona göre bir yıl sonraki çiftleştirme işlemine karar veriliyor. Amaç? Saflığın korunması, sağlıklı, genetik kapasitesi yüksek, başarılı yarış hayatı olabilecek tayların elde edilmesi. Şampiyon atların spermleri yaklaşık 25 bin lira değerinde. Öyle ki bazılarının spermleri donduruluyor. Yeni doğan Arap taylarından bir ay sonra kan örneği alınıyor. Kayıtlı bütün atların hepsi ana baba doğurlaması var. Doğan taylar bir aylıkken kanlar alınıyor, çip takılıyor, kanlar laboratuvara gönderiliyor ve anne baba doğurlaması yapıldıktan sonra kayıt edilmeye hak kazanıyor. Ve hepsinin en az 4 kuşak geçmişi kayıt altına alınıyor. Bu atın babası, babasının babası, babasının dedesine kadar, hatta daha geriye doğru hepsinin bilinirliği, yani o atın o ırktan geldiği, o hattan geldiğinin belirlenmesi. Şu an buradaki atların hepsinin 4 nesil, 6 nesil geriye doğru doğurlaması var. Bu kadar özel ve bakımı zor atların tayları da büyük bir özenle büyütülüyor. Ocak-Mayıs ayları arasında dünyaya gelen taylar yaklaşık 6 ay boyunca annelerinden hiç ayrılmıyor ve bu süre zarfında neredeyse sadece anne sütü içiyor. Her canlıda olduğu gibi tayın da beslenmesinde, gelişiminde anne sütü çok önemli. Henüz bir haftalık olan bu taylar anneleriyle birlikte koşuyor. Koşmak sadece onları eğlendirmiyor. Aynı zamanda kas gelişimlerine de olumlu etki yapıyor. 6 aydan sonra taylar annelerinden ayrılıyor. Tımara tek başına yaşamaya alıştırılıyor. Erkek olanlar başka bir alana, dişi olanlar da başka bir alana ayrılıyorlar. O neden? Erkeklerin, dişilerin hormonal gelişimi, değişimi farklı olduğu için her birini farklı tavlada barındırıyoruz. Taylar 2 yaşına ulaştığında ise tıpkı anne ve babaları gibi birer şampiyon olmaya hazır hale geliyor.